Fikret Bila, Halk TV.com.tr Tolon Paşa farkı anlatıyor. Kahramanmaraş'tan 6 Şubat'ta meydana gelen deprem 10 il ve ilçelerinde etkili olduğu büyük bir felakete dönüştü. Depremin üzerinden 20 günden fazla geçmesine karşın bugün bile çadıra ulaşamayan, enkazın başında yakınlarının cenazesinin çıkarılmasını bekleyen, temel yardımları alamayan depremzedelerin şikayetleri sürüyor. Malatya'da ikinci ordu bulunmasına karşın askerin sahaya geçindiği, Afad'ın hızla müdahale edemediği, valilerin yetkilerini kullanmaktan çekinip Cumhurbaşkanı ve ilgili bakan'dan talimat bekledikleri, bu nedenle müdahalede gecikmeler yaşandığı yönünde depremzedelerden ağır eleştiriler ve suçlamalar geliyor. Askeri ve sivil yetkililer bir gecikme olmadığını söyleseler de Adıyaman'dan Kahramanmaraş'tan ilçelerden canlı yayınlara katılan depremzedeler, Buraya ilk iki gün kimse gelmedi. Bize üç gün kimse ulaşmadı. Kendi imkanlarımızla enkaz altından yakınlarımızı, cenazelerimizi çıkardık yakınmasında bulundular. Yaşananlar hem müdahalede gecikmeyi hem de yetersizliği ortaya koyuyor. Sorunun kaynağını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oluşturuyor. Bu sistemde tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'nın elinde toplanmış durumda. Cumhurbaşkanı talimat vermeden bakanlar, valiler yetkilerini kullanamıyor, harekete geçilmiyor. Valilerin yetkisinde harekete geçmesi gereken kurumların bağlı olduğu bakanlar rapor yazdıklarını, hazırlık yaptıklarını ve Cumhurbaşkanının onayına sunduklarını açıkladılar. Oysa afet halinde talimat almayı beklemeden harekete geçen bir devlet sistemi vardı. Nitekim bundan önceki en büyük deprem olan Gölcük merkezli 1999 Marmara depreminde devlet çok daha hızlı müdahale etmişti. Aradan geçen 24 yılda Büyük Marmara depremi deneyiminden raporlarından yararlanılmadığı, ders alınmadığı ortaya çıktı. Devletin 1999 depremine nasıl müdahale ettiğini o tarihte Kocaeli'nde kolordu komutanı olan Hurşit Tolonpaşa'dan dinleyelim. Deprem saat 3.02'de oldu. Biz birinci katta oturuyorduk. Hemen eşime balkona gitmesini ve orada beklemesini söyledim. Ben hemen kolordu karargahına geçtim. Depremden 7 dakika sonra 3.09'da karargahtaydım. Karargah subayları ile birlikte hemen kol bağlı birliklerle temasa geçmeye çalıştık. Telefonlar çalışmıyordu. Kara kuvvetlerinin verdiği uydu telefonları ve telsiz haberleşme sistemini devreye soktuk. Her askeri birliğin bir afet durumunda ne yapacağı önceden planlanmıştı. Kol bağlı birlikler bu planlar çerçevesinde hemen harekete geçtiler. Ben 20 dakika sonra valilik binasında Vali Memduh Oğuz ve Belediye Başkanı Sefa Sirmen'le buluştum. Hemen bir kriz masası kurduk. Helikopterle havadan deprem bölgesini taradık. Öncelikle müdahale edilecek yerleri sapladık ve askeri birlikleri, sivil arama kurtarma ekiplerini, itfaiye ekiplerini yönlendirdik. Tolon Paşa, Kolordu'ya bağlı 20 bin civarında askerin hemen sahaya indiğini, kurtarma faaliyetlerine başladığını, aynı anda seyyar mutfaklar ve çadır kentler kurulduğunu söylüyor. 20 bin askerle de yetinmediklerini ayrıca diğer illerden 3 Tugay takviye getirildiğini de söylüyor. Şöyle devam ediyor. Gölcük'te ağır hasar vardı. Donanma etkilenmişti. Biz hemen kara kuvvetleri olarak Gölcük'e de yardıma gittik. Hemen seyyar mutfaklar, çadır kentler ve sahra hastaneleri kurduk. Sakarya'da o zaman Tuğ General olan Saldıray Berkpaşa vardı. O da Sakarya Stadyumunda büyük bir çadır kent ve hastane kurarak kurtulan depremzedeleri yerleştirmeye başlamıştı. Tolon harekete geçmek için başbakandan, cumhurbaşkanından veya bakanlardan talimat beklemediklerini, valinin koordinasyonunda hemen harekete geçtiklerini anlatıyor. O zaman yürürlükte olan 1997 tarihli Emasya protokolünün hızla uygulandığını vurguluyor. Anlatmaya devam ediyor. Emasya protokolü yetkiyi valiye veriyor. Vali de bu yetkisini kullanarak askeri göreve çağırıyor. Örneğin vali de depremde mahsur kalsa protokol hemen işleyebiliyor. Asker üzerine düşeni yapıyor. Sistem hızla çalıştırıldı ve müdahale yapıldı. Sonra Başbakan ve bakanlar geldi. Çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Onlar da bize destek oldular, moral verdiler. Her ile bir bakan koordinatör olarak görevlendirildi, birlikte çalıştık. Tolon bu tür afetlerde önceliğin depremzedelerin canlı kurtarılması olduğunu, bu amaçla da arama kurtarma tahliye faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Canları kurtarılan depremzedelerin sağlık merkezlerine kayıt altında ulaştırıldıkları ve cenazelerin korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi. Kurtarılan vatandaşlarımız hemen sağlık merkezlerine ulaştırıldı. Sağlam hastanelere ve sahra hastanelerine gönderildi. Karayollarının tıkandığı yerlerde depremzedeler helikopterlerle sağlık merkezlerine götürüldü. Çıkarılan cenazelerin korunması ve sahiplerine teslimi de çok önemlidir. Böyle hallerde vali her türlü tesise el koyma yetkisine sahiptir. Nitekim biz de cenazeleri korumak için Sefa Sirmen Bey'in girişimiyle İzmit'teki buz pateni sahasını devreye soktuk. Cenazeleri buz pateni zeminine getirdik ve vatandaşlar gelip cenazeleri tespit ettiler. Ayrıca Bursa yolunda çiçek ihracatı için kullanılan soğuk hava depoları vardı. Onları da devreye soktuk ve bu depolarda da cenazelerin korunmasını sağladık. Böylece cenazelerin yol kenarında kalması, kokması gibi bir olay yaşanmadı. Ama Maraş depreminde maalesef yol kenarlarında battaniyelere sarılmış cenazeler gördük. Oralarda öylece kaldılar. Bu olmaz. Sonra bütün çalışmalarımızı rapor altına aldık diyen Tolonpaşa Paşa şunları söyledi. Raporlar hazırlandı. Askeri ve sivil kurumlara gönderildi. Valiliğe, belediye başkanlıklarına, askeri birliklere. Bu raporlar hala duruyor ama Maraş depreminde gördük ki yararlanılmamış, bir ders çıkarılmamış, gereken hazırlıklar yapılmamış. Oysa biz detaylı raporları hazırlayıp göndermiştik. Ben daha sonra İstanbul'a bir ordu komutanı olarak atandım. 2005 yılında her yıl yapılan plan tatbikatları sırasında ben o yıl olası İstanbul depremini çalışacağımızı söyledim. Çalıştık. Üç gün süren seminerler verildi. Yedinin üzerinde bir olası deprem senaryosu çalışıldı. Neler yapılması gerektiği planlandı. Ancak bu çalışmalardan sonra yararlanıldı mı bilmiyoruz. Tolon Paşa'nın anlattıklarım iki Türkiye arasındaki farkı ortaya koyuyor. 1999 yılında hemen karar verebilen, harekete geçebilen bir devlet, 2023'te talimat bekleyen, yetkilerini kullanamayan, bu yüzden geciken bir devlet. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.